yasak getirildi, erişim engeli getirildi. Bu Gezi Parkı direnişi sırasında direnişçilere palayla saldıran bu kişinin, Palalı Sabri'nin, fuhuş çetesinin başı olduğu, fuhuşa aracılık yapan kişi olduğu ile ilgili haberlere erişim yasağı getirildi. O haberleri paylaşmayın. Fuhuş çetesinin elebaşı Palalı Sabri hakkındaki haberlere erişim engeli getirildi. Gerekçe kişilik hakları ihlali. Sabri Çelebi, kamuoyunun bildiği isimle Palalı Sabri. Kamuoyu onu Gezi Parkı eylemlerinde göstericilere palayla saldırmasıyla tanıdı. Bu kez fuhuş çetesinin elebaşı olarak kendisini kamuoyuna tekrar hatırlattı. Geçtiğimiz günlerde emniyet ekipleri Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bulunan gece kulüplerine operasyon düzenledi. Çoğu Fas olmak üzere 62 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. İş vaadiyle getirildikleri belirlenen kadınların pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulup fuhuşa zorlandıkları tespit edildi. Çete üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişiden biri de çetenin elebaşı Palalı Sabri'nin kardeşi Mehmet Çelebi'ydi. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği Sabri Çelebi'nin suç örgütü kurması ile ilgili haberlere yayın yasağı getirdi. Palalı Sabri hakkındaki haberlere daha önce de erişim engeli gelmiş, 10 Şubat 2021'de halktb.com.tr'de yayınlanan Gezi'nin Palalı Saldırganı Dubai'de başlıklı haber, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellenmişti. Çelebi, kasten yaralama suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra yurt dışında olduğu öğrenilmişti. Yani 2013 yılında bu şehirde parkı için direnen, özgürlükleri için, demokrasi için direnen gençlere elindeki palayla vuran, saldıran bu şahıs, çoğu Fas'tan olmak üzere yurt dışından gelen kadınların pasaportlarına el koyup onları fuhuşa sürüklüyormuş diye başlayan haberleri ne yapmayacakmışız? Paylaşmayacakmışız. Çünkü kişilik haklarını ihlal etmiş olursunuz. Yapmayın, paylaşmayın efendim. Pek çok habere paylaşım engeli getiriliyor, mahkeme kararları çıkartılıyor. O duruma geldi ki memleket olmayan mahkeme kararıyla bazı internet sitelerine erişimi engellemeye çalışıyorlar. İddiaya göre bazı haberlere erişim engeli sahte mahkeme kararlarıyla alınmış. O raddeye gelmişiz. 2020 sonu itibariyle Türkiye'de yüz binlerce haber sitesi, 10 binlerce habere erişim yasaklı. Sadece 2020 yılında yaklaşık 5.000 habere erişim engeli getirildi. Engelleri rakamlarla anlattı CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer. Haber sitelerine gönderildiği iddia edilen sahte erişim engeli kararlarıyla haberlerin yayından kaldırılması girişimlerini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sordu. Son günlerde bir de skandal diyebileceğimiz sahte mahkeme kararlarıyla alınan erişim engelleme kararları eklendi. İfade Özgürlüğü Derneği, Gazete Duvar ve Diken haber sitelerine getirilen erişim engeli kararlarında sahte mahkeme kararları kullanıldığını belgeledi. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu skandalı gündeme getirdik ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e soru sorduk. Son dönemlerde artan erişim engelleme ve içerik çıkartma uygulamalarını meclis gündemine taşıyan CHP'li Çakırözer, basın özgürlüğünün kısıtlandığını söyledi. Bu sahte mahkeme kararları, yani bu yapılan iş sadece usulsüzlük, sadece sahtekarlık değil, aynı zamanda basın özgürlüğü, aynı zamanda halkın haber alma hakkının engellenmesi demektir. İddiaya göre Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 4 Haziran 2021 tarihinde Gazete Duvar'da, 9 Ağustos 2019'da Diken'de yayınlanan haberlere ilişkin gönderilen kararın sahte olduğu ve o karara imza atan hakim Esma Canıbeyaz Şengül'ün ise Bakırköy Adliyesi'nde görevli olmadığı ortaya çıktı. Çakırözer, Adalet Bakanlığı'ndan kapsamlı bir soruşturma açılmasını ve uygulamalara ön ayak olan kişi ve kurumlara caydırıcı yaptırımların uygulanmasını talep etti. Adalet Bakanlığı'nın, Adalet Bakanı Sayın Gül'ün mutlaka devreye girmesi, soruşturma, inceleme ne gerekiyorsa başlatması ve bu sahte kararların altında imzası bulunan, bu sahte kararları talep eden kişi ve kurumların mutlak surette caydırıcı bir şekilde cezaya çarptırılması gerekir. Sahte mahkeme kararıyla haberlere erişim engeli getiriliyor. Siz susturmaya çalışın, engellemeye çalışın, ne yaparsanız yapın. Bu memlekette işini iyi yapan gazeteciler var ve iyi ki de varlar. O gazeteciler olmasa mesela biz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın başına getirilen ismin daha 10 gün önce Türkiye'nin en önemli kurumlarından birinin başına getirilen ismin Adnan Oktar grubuyla ilgili olduğunu öğrenemeyecektik. Öğrendik de ne oldu diyeceksiniz. Ne olacak? İstifa etmek durumunda kaldı. Şimdi muhalefet soruyor. Bu skandala nasıl imza atıldı? Hiç mi tanımıyordunuz? Hiç mi bilmiyordunuz? Bu haberler çıkmasaydı göreve devam mı edecekti diye soruyor haklı olarak. Bu güvenlik soruşturması ne marifetse, nasıl başarılıyorsa Adnan Oktar'ın müritlerinden Murat Atik'i TCDD Genel Müdürlüğü'ne atıyor. Şimdi Murat Atik atanabiliyorsa Adnan Oktar niye içeride? Adnan Oktar bu kadar yıl cezayla içeride tutuluyor, yargılanıyor, içeride tutuluyorsa müritlerinin her bir tanesi bu kadar suça karışmışlarsa Murat Atik nasıl atanıyor, nasıl dolaşıyor? CHP'nin gündeminde Abdülkerim Murat Atik var. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 10 gün sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan atadı. Atik 10 gün sonra istifa etti. CHP, Erdoğan ve AKP'ye seslendi. Tutuklu Adnan Oktar hatırlatmasıyla ve Atik'in güvenlik soruşturması yok muydu sorusuyla. Nerede güvenlik soruşturması? Çaycı alırken yapıyorsunuz. 7 sülalesini araştırıyorsunuz. Şamil Tayyar tweet atmış, diyor ki hem referansı, biri referans olmuş, biliyor ki söylüyor. Hakkında hem de istihbarat raporunu sümen altı edenler hesap versin diyor. Yani Murat Atik'in bir istihbarat raporu var ve biri sümen etmiş. 3 Eylül tarihinde başladı süreç. Erdoğan önce Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun'u görevden aldı. Ardından Atik'i atadı ama iddialar ardarda geldi. En dikkat çekeni Atik'in Adnan Oktar grubunun eski müridi olduğu ve Atik'in şirketinin Devlet Demiryolları'yla 4 Nisan'da 40 milyon avroluk özelleştirme sözleşmesi imzaladığı yönündeydi. AKP eski milletvekili Şamil Tayyar da tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. 10 gün önce Devlet Demiryolları Genel Müdürü olarak atanan Murat Atik istifa etmiş, isabetli olmuş. Dilerim referansı da hakkındaki istihbarat raporunu sümen altı edenler de hesap verir. Kimsenin yanına kar kalmaz. İyi olmak yetmez. Kötülerden de uzak durmak gerek. Şamil Tayyar'a bu ismi söylesin ki devlet bu isimden de arınsın. Doğru değil mi? Bilip de bu ismi de gizlemeyin artık. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den de Şamil Tayyar hatırlatması geldi. Özel, Tayyar'a Atik'in referansının kim olduğunu sorun dedi. Murat Atik neden atandı, neden istifa etti? Muhalefet hassas soruların gölgesinde sadece 10 gün süren görevi sorgulamaya devam ediyor. Şamil Tayyar'ı kastetmedim. Bu ülkede iyi gazeteciler var derken elbette Barış Terkoğlu var mesela, o da bu konunun üstüne gitmişti. Bu ülkede iyi gazeteciler, mesleğini iyi yapan gazeteciler var, neyse ki cesur gazeteciler. Ne çok mesaj gelmiş. Pakistan'a gitse ne olur, Afganistan'a gitse ne olur, Allah aşkına bahsettiğiniz isim. Ne haberi geçecek ki oradan, yani kendi kişisel PR çalışmasını yapar en fazla. Ben bir kez daha bahsetmeyeyim. Şimdi doğruları olduğu gibi anlatmak lazım. Az evvel İstanbul Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla kendisi borç bularak bir şekilde yeni metrobüsler aldı şehre, hayırlı olsun dedim. Kim elini kolunu bağlamış ki diye tweet atan oluyor. Ya kredi onayı gerekiyor. Cumhurbaşkanı onay verecek, vermiyor 9 aydır. Onu söylemek istedim sadece. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüslerden çok daha önemli bir başka alanda bir başarıya imza attı. Bunca zamandır belediyenin öğrenci yurdu yoktu. Üniversite öğrencileri için yurt yaptılar. Yurt en önemli şey. O öğrencileri, o gençleri tarikatların, cemaatlerin eline teslim etmemek için belediyenin yurtları var artık. Hayırlı uğurlu olsun. Barınma hepimizin en temel insani ihtiyacı iken yurtlar öğrencinin bitmek bilmeyen sorunu. Sorunun temeli yurt ve öğrenci sayısı arasındaki orantısızlık. Okul ve öğrenci sayısı artıyor ama yurt sayısındaki artış bu talebi karşılayacak hızda değil. Sorun çözülmedikçe gençlere cemaatler ya da çeşitli vakıfların yurtları alternatif oluyor. Yurt sorunu kiradaki evlerle de çözülecek gibi değil artık. Kiralar 3 aşağı 5 yukarı tüm şehirlerde aynı. Ateş pahası. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden biri olan öğrenci yurtları hayata geçti. Belediyenin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başladı. Öncelikle